خيرة توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. اللهم أجرنا من النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار وأدخلنا الجنة مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أيد كلمة الحق والدين. اللهم أيد كلمة الحق والدين. اللهم أيد كلمة الحق والدين. اللهم قهر أعداءنا وأعدائك وأعداء الدين. اللهم قهر أعداءنا وأعدائك وأعداء الدين. اللهم قهر أعداءنا وأعدائك وأعداء الدين. إلهي يا رب العالمين سهر vakitlerinde istiğfar edenlerden olmak için seher vaktinde senin evlerinden bir mübarek evde huzuruna geldik Allah'ım. Ellerimizi gönüllerimizi sana açtık Allah'ım. Rahmet kapından nusret kapından bizi boş çevirme ya Rab. İlahi günahlarımızda isyanlarımızda kapına geldik. Bağışlanmak diliyoruz bizleri affeyle Allah'ım. İlahi ya Rabbel alemin huzurunda durduk senin için namazlar kıldık. Rükülere vardık, secdelere vardık. Senin adını yükselttik. Senin kelamını okuduk, dinledik ya Rab. Ya Rabbi bunlarla kapına geldik, huzuruna geldik senden istiyoruz. Lütfu keremini eksik etme Allah'ım. İlahi ya Rabbel alemin sana niyaz ediyoruz. Yalvarıyoruz, yakarıyoruz bizi sana yaraşır kul eyle. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya yakışır ümmet olmayı hepimize nasip-i müyesser eyle Allah'ım. Nefislerimizi ve nesillerimizi ıslah eyle Allah'ım. Günahlarımıza mağfiret eyle Allah'ım. İlahi ya Rabbel alemin senin rızanı kazanmak için şu millet izzet istiyor senden, nusret istiyor senden, zafer istiyor senden, lütfeyle Allah'ım. Mekke fethinde Mekke'ye girerken Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın okuduğu gibi fetih sureleriyle huzuruna geldik Allah'ım. Fetih surelerini okuyarak sana geldik Allah'ım. Fetih mübinleri müyesser eyle Allah'ım. Ya Rabbi nusretini, izzetini esirgeme Allah'ım. İlahi ya Rabbel alemin dört bir yandan İslam düşmanlarının Medine-i Münevvere'yi sardığı bir sırada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sana yalvarıyordu. Onun dualarıyla, onun mübarek sözleriyle senden istiyoruz. Allahümme ya munzilel kitab ve mucriyes sehab ve hazimel ahzab ihzimhum ve ansur aleyhim ya Rab. İlahi ya Rabbel alemin ey kitabı son kitabı Kur'an'ı indiren Allah'ım, bulutları istediği yerlere çeviren, döndüren, gönderen Allah'ım, ey orduları tarumar eden, darmadağın eden Allah'ım, işte İslam düşmanları bir araya gelmişler, onları perişan eyle Allah'ım, onların düzenlerini, planlarını bozuver Allah'ım, Müslümanların aleyhine kurdukları düzenleri, tuzakları, kendi başlarına geçiriver Allah'ım. İlahi ya Rabbel alemin, şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi.
Senin uğrunda ölen, şehit olan ordu budur ya Rabbi. Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyet namın. Galip et, nusret et, zafer nusret. Çünkü bu son ordusudur İslam'ın ya Rabbi. İlahi ya Rabbel Alemin, senin yolunda, senin uğrunda cenk eden kardeşlerimize, ordumuza, karada, denizde, havada muzafferiyetler nasip eyle Allah'ım. İlahi ya Rabbi onlara herhangi bir dünyevi sıkıntı verme ya Rabbi. Düşmanlardan gelecek olan oyun, plan, tuzakları boşa çıkarıver Allah'ım. Senin Kahhar isminle senden istiyoruz. Senin düşmanlarını, din-i mübin İslam'ın düşmanlarını, Kur'an'ın düşmanlarını, Kur'an'a hizmet eden bu necip milletin düşmanlarını senin Kahhar ismi celaline havale ediyoruz. Kahru perişan eyle Allah'ım. Senin Aziz'ün züntikam ismine havale ediyoruz. Ya Rabbi intikamını alıver onlardan Allah'ım. Dualarımızı dergah-ı izzetinde kabul ve karin eyle ya Rab. Ya Rabbi rükû eden pir-i faniler hürmetine, süt emen senin rızkınla rızıklanan günahsız sabiler hürmetine, ot yayılan yaratılış gayelerine uygun hareket eden hayvanlar hatırına dualarımızı dergah-ı izzetinde kabul ve karin eyle Allah'ım. Ya Rabbi günahlarımıza bakma, ya Rabbi kusurlarımıza bakma. Dua ve niyazlarımızı, ibadet ve taatlarımızı dergah-ı izzetinde kabul ve karin eyle Allah'ım. Ya Rabbi rükûlerimizde, secdelerimizde, kıyam kıraatlerimizde huzuruna geldik. Eksiklerini tamamlayıver. İbadetlerimizi sana yaraşır ibadetlerden eyleyiver. Böyle ibadet mi olur diye yarın ruzu mahşerde suratlarımıza çarpma Allah'ım. Amin. Ve ahiru da'vana enil hamdülillahi rabbil alemin. İlahi tekabbel minna ve şfi merzana. وارحمنا وارحم موتانا وارحمنا وارحم شهداءنا وارحمنا وارحم شهداءنا وارحمنا وارحم شهداءنا واستجب دعاءنا فانصرنا على القوم الكافرين يا مولانا فانصرنا على القوم المنافقين يا مولانا فانصرنا على القوم المشركين يا مولانا بحرمة ختمات القرآن وبحرمة قراءة سورة الفتح وبحرمة سر سورة الفاتحة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Thank you.
Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli kardeşlerim, kısa bir sohbetle inşallah bugünün önem ve anlamıyla ilgili bazı hususları sizlere aktarmaya çalışacağım. Bir yarım saat inşallah sohbetimiz, pazar sabahı sohbetimiz bu şekilde devam edecek. Aziz müminler, değerli kardeşlerim, dua ile başlayan, dualarla devam eden ve dualarla sona eren bir kitabımız var. Kur'an-ı Azimüşşan. Kitabımızın ilk suresi Fatiha duası. Kitabımızın son sureleri İhlas, Felak, Nas, Muavizeteyn duaları. Kur'an-ı Azimüşşan'ın içerisinde de yüzlerce dualar bize anlatılır. Peygamber duaları, makbul dualar, denenmiş dualar, kabule şayan olmuş dualar anlatılır. Neden? Duaya sığınalım diye. O dualardan istifade edelim diye. O dualarla Rabbimize dua edelim diye. Yüce Rabbimiz Furkan suresinin son ayetinde قُلْ مَا يَعْبَعُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاءُكُمْ buyurur. Şu duanız olmasa Rabbim size niye değer versin? Şu duanız olmasa Rabbim sizi neylesin? Şu duanız, şu ibadetiniz, şu kulluğunuz olmasa Rabbim size niye baksın? İnsanı Allah katında değerli kılan en önemli hususlardan, meziyetlerden birisi de duadır. Tabii ki duanın makbul olması için bir takım şartlar vardır. Müminler önce duayı hak etmelidirler. Duaya müstahak olmalıdırlar. Dua etmeye yüzümüz olmalı. Ama şunu da bilmeliyiz ki, eğer biz dua edebiliyorsak, dua için el açıp huzurda durabiliyorsak, aslında bu huzura kabulümüzün en büyük göstergesidir. Huzura kabul edilişimizin ispatıdır. Çünkü bir makamdan, bir merciden bir şey talep etmek istediğimiz zaman önce o makama kabulümüzü isteriz. Randevu alırız, sıramızı bekleriz. Bize verilen günü, saati gözleriz. O saat gelir, o vakit gelir. Huzura kabul ediliriz. Bir büyüğümüzün, bir devlet başkanımızın, yöneticimizin huzuruna girmek öyle herkese her zaman nasip olan bir şey değildir. Ama huzura kabul edilmek aslında maruzatımızı arz etmek demektir. Hiçbir şey söylemesek bile huzurda durmamız aslında bizim meramımızın o makama iletilmesi anlamına gelir. Tıpkı bunun gibi. Bir insanın elini açıp, gönlünü açıp Rabbim demesi, Allah'ım demesi aslında kabulün, huzura kabulün ilk göstergesidir. Onun için Yüce Rabbimiz eğer bizi huzuruna kabul ediyorsa, Rabbim dediğimiz zaman, Allah'ım dediğimiz zaman, elimizi açtığımız zaman bizi huzuruna kabul ediyorsa aslında bu duanın kabulü anlamına gelir. Çünkü herkese nasip olmaz. Herkes daraldığında, bollukta sıkıntıya uğradığında Allah'ım diyemez, Rabbim diyemez, dua edemez, kulluk ve niyazda bulunamaz. Onun için elimizi açabilmemiz, dua edebilmemiz, Allah tarafından huzura kabul edildiğimizin, edilişimizin göstergesidir. Vermek istemeseydi Allah, istemeyi vermezdi sözü boşuna söylenmemiştir. Eğer bize istemeyi, dilemeyi, dua etmeyi lütfetmişse Allah, demek ki vermeyi murad etmiş demektir. Vermek istemeseydi Allah, istemeyi vermezdi bize. Onun için Yüce Rabbimiz pek çok ayetlerinde bize çağrıda bulunur. İstecibu li buyurur. Bana dua edin,
ben estecib leküm, üd'u li, üd'uni, bana dua edin, estecib leküm, ben sizin duanıza cevap vereyim buyurur. Onun için dua önemlidir. Tabii ki duayı hak etmek daha önemli. Bu yüzden kitabımızın ilk suresi Fatiha duası. Son sureleri yine قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. Özetle şer odaklarından, onlardan gelecek şerlerden sana sığınırım Rabbim anlamında dualardır. Hiç düşündük mü o dualar neden kitabın en sonuna konulmuş? Çünkü o 113 ve 114. dua surelerine kadar önümüzde 112 tane Fatiha ile başlayan Kur'an sureleri vardır. Önce o sureleri okuyacaksın. O sureleri anlayacaksın. O surelerin gereğini yerine getireceksin. Duayı hak edeceksin. Ondan sonra Felak Nas ile Allah'a sığınacaksın. İşte o zaman Allah'ın yardımının seninle beraber olduğunu göreceksin. Onun için duayı hak etmek diyoruz. Duaya müstahak olmak diyoruz. Ama dua önemli. Müminler için, Müslümanlar için bir kapıdır, bir sığınaktır, bir mercidir. Fetih suresi okumayı bizlere çağrıda bulunduğu zaman Diyanet İşleri Başkanlığımız, bazı mesajlarda kardeşlerimiz geçtiler. İyi de bu da nereden çıktı? Sureleri okumakla zafer mi kazanılır, savaş mı kazanılır? Tabii ki bilgisizliğin, az bilginin, yanlış bilginin göstergesidir bu ifadeler. Bu husus üzerinde de kısaca durmak isterim değerli kardeşlerim. İki orduyla Müslümanlar zafer kazanırlar. İki orduyla Müslümanlar muzaffer olurlar. Birisi cephede, serhatte Allah için duran, Allah için vuran, Allah için koşturan serhat ordusu. İkincisi de o orduya manen, moralmen destek olan dua ordusu. Müminler bu iki orduyla birlikte Allah'ın yardımını, nusretini hak ederler. Elbette yapılması gerekenleri yapacağız. Elbette Rabbimizin ve aiddu lehum mestadatun min kuvve. O Allah'ın düşmanlarına karşı, sizin bilmediğiniz Allah'ın bildiği düşmanlara karşı gücünüz yettiğince kuvvet hazırlayın. Gerekli hazırlıklarınızı yapın emri doğrultusunda. Hazırlıklarımızı yapacağız. Yetkililerimiz, etkililerimiz bunun için çalışacaklar, gayret edecekler. Ama bu hiçbir zaman duayı ihmal etmemiz anlamına gelmez. Duayı bırakmamız anlamına gelmez. Bir seferden dönüşte savaşa katılanlar, Peygamber aleyhissalatü vesselamla beraber serhat ordusunda yer alanlar, Medine'de geride kalan kardeşlerini kınadılar. Onlar da dediler bizimle beraber cephede olsaydılar ya, bizimle beraber savaşa katılsaydılar ya, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam onları uyardı. Onlar çünkü bir takım mazeretleri sebebiyle serhat ordusuna katılamayanlardı. Onlar bir takım gerekçeler sebebiyle o orduya, o savaşa katılamayanlardı. Peygamberimiz buyurdu ki, o sizin aranıza katılmayıp Medine'de duran, Medine'de geride kalan öyle insanlar var ki, onların Medine'de evlerinde yaptıkları dualar sizin düşman karşısındaki kılıçlarınızdan daha keskin, daha tesirli, daha etkili olmuştur. Onun için dua müminin silahıdır. Dua müminin sığınağıdır. Dua ibadetlerin iliği özüdür. 6. yılda Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Hudeybiye barış anlaşmasını imzaladığında Fetih suresi indi. İnna fetahna leke fetham mubina diye başlayan, biz sana büyük bir, muhteşem bir fetih verdik. Biz sana muhteşem fetihler vereceğiz.
Biz sana apaçık fetihler vereceğiz malindeki ayetle başladı bu sure. Fetih suresi. Aradan 2 yıl geçti. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam 10.000 kişilik bir İslam ordusunun başında Mekke'ye giriyordu. Mekke savaşsız teslim alınmıştı. Mekke teslim olmuştu. 21 yıl sonra İslam'a, peygamberine boyun eğmişti Mekke. Ve Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Mekke'ye girerken devesinin üzerinde o yumuşacık sesiyle, biraz da titreyen sesiyle, bu titremesi hem heyecanından hem devenin yürüyüş hareketlerinden kaynaklanıyordu. O titreyen sesiyle Peygamberimiz okuyordu. Ne okuyordu? 2 yıl önce kendisine indirilmiş olan Fetih Suresini okuyordu. Ravi sahih kaynaklarımızda bu olayı hatırlattıktan sonra diyor ki, insanların başıma üşüşmeyeceğini bilsem Peygamberimizin nasıl titrek sesle o sureyi okuduğunu taklit ederdim, size anlatırdım buyuruyor. Onun için elbette yapılması gerekeni yapacağız. Ama duaya da sığınacağız. Elbette dua edeceğiz. Elbette dua ile başlayan, dualarla devam eden, dualarla sona eren kitabımızı okuyacağız. Elbette fetih surelerimizi okuyacağız. İzâ câe nasrullâhi vel feth, Nasır suremizi okuyacağız. Çünkü tarih boyunca bizim sancaklarımızı bu ayetler süsledi. Mehterimiz o yeşil sancakları, o al sancakları üzerinde inna fetahna leke fetham mubina. Biz sana muhteşem bir fetih verdik. Apaçık bir fetih verdik. Büyük bir fetih verdik. Vereceğiz. Vermeye de devam edeceğiz müjdesi yazan o ayetleri taşıyarak, o sancaklarla dünyanın dört bir yanına İslam'ın sesini, sadasını ulaştırdılar. Nasrun minallahi ve fethun karib ve beşşiril müminin. Bir Osmanlı ecdat sancağında da böyle yazıyordu. Yardım Allah'tandır ve zafer yakındır. Müminlere müjdeler olsun ayetleriyle biz dünyanın dört bir yanında Allah için koşturanların nesliyiz. Onların ahfadıyız. Elbette bu ayetleri okuyarak, bu sureleri okuyarak üzerimize düşenleri yapmaya, izzetimizi, şerefimizi, değerlerimizi, mukaddesatımızı muhafaza etmeye, korumaya devam edeceğiz. Çünkü biz Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'dan öğrendik. Sefere giderken zaferlerin mutlaka ibadetlerle, taatlarla, secdelerle, dua ve niyazlarla desteklenmesinin gerekli olduğunu biz Peygamberimizden öğrendik. Mute'ye gönderirken, şehadete gönderirken, o sevgili sahabisi, aynı zamanda şairi olan Abdullah bin Ravaha'ya Peygamberimiz şöyle buyuruyordu. Abdullah, Allah'a çok az ibadet edilen, çok az secde edilen yerlere gideceksin. Oralarda secdelerini çoğalt Abdullah. İbadetlerini çoğalt Abdullah. Dua ve niyazlarını çoğalt Abdullah. Çünkü ibadetin, taatın, duanın, niyazın az yapıldığı yerlerde ibadet ve taatları, secdeleri Allah Celle Celaluhu bir başka sever Abdullah. Onun için secdelere sığınacağız. Onun için ibadetlerimizi yapacağız. Dualara sığınacağız, niyaz edeceğiz Yüce Rabbimizden. Ya Rabbi, senin yolunda, senin uğruna hareket eden, cenk eden, cihad eden, gayret eden, tekbirlerle yola çıkan ordumuzu karada, denizde, havada, Ya Rabbi her türlü şer odaklarının şerlerine karşı muhafaza eyle. Onlara nusret ve yardım nasip eyle Allah'ım diye dua edeceğiz. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın ettiği duaları ordumuz için edeceğiz. Elbette zor zamanlarda da dua edeceğiz. Bol zamanlarda, nimetlere erdiğimiz zamanlarda da dua edeceğiz. Bedir'e hazırlandı Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam.
313 kişiydi, sayıca azdı. Ama kem min fiyetin galiletin galebet fiyeten kesireten biiznillah müjdesi vardı. Nice az topluluk Allah'ın izniyle, Allah'ın yardımıyla nice çok topluluklara galip gelir. Peygamberimiz bu müjdeyle yola çıktı. Azdı sayıları. Hazırlıklarını o günkü şartlarda yapabildiği kadar yaptı. Bir tek binitlerinin olduğunu söyler kaynak. Bir tek develerinin olduğunu söyler kaynak. Ama aleyhissalatü vesselam elindeki bütün imkanları seferber ederek yapılabilecekleri yaptı. Bedir gecesinde Resulullah uyanıktı, ayaktaydı. Ne yapıyordu? Ertesi gün büyük bir savaş olacaktı. 1000 kişilik teçhizatlı bir ordunun karşısında Allah'ın askerleri duracaktı. Peygamberimiz o geceyi ibadetle geçirdi. Secdeyle geçirdi, duayla geçirdi. Hatta kaynaklarımız onun o muhteşem dua anlarını tasvir ede ede bitiremezler. Ellerini o kadar kaldırmıştır ki semaya, mübarek omuzlarının koltukların altındaki beyazlıklar görülüyordu. Ellerini o kadar kaldırmış ve o kadar kendinden geçmişti ki Rabbine, Mevlasına yalvarırken, yakarırken sırtındaki kaftanı düşüyor. Hazreti Ebu Bekir hemen sırtındaki kaftanını sırtına yetiştirmeye çalışıyordu. Elbette dua edeceğiz. Duaya da ihtiyacımız var. Ama hem darlıkta hem bollukta dua edeceğiz. Çünkü dua bizim Yüce Rabbimize doğrudan aracısız, vasıtasız olarak iletişim kurduğumuz, diyalog kurduğumuz, Rabbimizle doğrudan söyleştiğimiz önemli bir ibadetin adıdır. Allah'ın yardımının gelmesi için kulluk ve dua olmazsa olmazdır. Bakınız değerli kardeşlerim, iki suremiz. Birisi Enfal suresi, Müslümanların cihat marşı. İslam orduları cephede hazırlanırken düşmana karşı gür sesli, güzel sesli kariler atlarının üzerinde, develerinin üzerinde askerin arasında dolaşarak onlara Enfal suresini okurlardı. Cihat marşıydı Enfal suresi. Çünkü bu surede ilahi müjdeler vardı. İşte o müjdelerden bir tanesi, Yüce Rabbimiz buyuruyor ki اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ. Hani siz Rabbinize iltica ediyor, ondan yardım dileniyordunuz, dua ile ondan istiyordunuz. فَاسْتَجَابَ لَكُمْ. Hiç siz Rabbim, Allah'ım derseniz, Allah kulum demez mi? Rabbiniz de size cevap veriyordu ve diyordu ki اَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِف۪ينَ. Şüphesiz ki ben sizin imdadınıza 1000 nişanlı melekle, 1000 belirlenmiş melekler ordusuyla imdadınıza yetişeceğim. وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرَى. Allah bunu niye yaptı, yapacak? Müjde olsun size diye. وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ. Kalpleriniz yatışsın diye, moralleriniz yerine gelsin diye. وَمَنْ نَصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ. Yardım, zafer Allah'ın katındadır. اِنَّ اللّٰهَ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ. Allah ise erişilmez gücün sahibi, izzet sahibi, hükmünde sayısız hikmetler olan hakimiyet ve hüküm sahibi, hikmet sahibidir Yüce Allah. Ve işte Âl-i İmrân suresi, Bedir'i bize anlatan, Uhud'u bize anlatan, düşmanla karşı karşıya gelmeye bizi hazırlayan ayetlerinde Yüce Rabbimiz buyurur ki وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَاَنْتُمْ اَذِلَّهُ. Siz çok azdınız, azıcık bir gruptunuz. Allah size Bedir'de yardım etti. Bizzati Allah size Bedir'de yardım etti. فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Allah'a kul olasınız diye, Allah'tan sakınasınız diye ve Allah'a şükreden kullar olasınız diye. اِذْ تَقُولِ لِلْمُؤْمِنِينَ. Hani ey peygamber, sen müminlere müjdeler veriyordun. Şöyle diyordun:
Elen yekfiyekum en yumiddekum rabbukum bi selaseti alafin minel melaiketi münzelin. Rabbinizin katından inecek 3000 melekle imdadınıza, yardımınıza gelmesi size yetmedi mi? Yetmiyor mu? Bela in tasbiru ve tattaku. Eğer sabrederseniz, kararlı, azimli olursanız, bir de Allah'a karşı sorumluluklarınızı yerine getirirseniz, takvalı olursanız, müttakiler olursanız, ve ye'tukum min fevrihim hâzâ, yumdidkum rabbukum bi hamseti âlâfi minel melâiketi müsevvimîn. O düşmanlarınız ansızın size gelecek olsalar bile, hiç beklemediğiniz bir anda, beklemediğiniz bir şekilde bir yerden size gelecek olsalar bile, Rabbiniz 5000 nişanlı belirlenmiş, bu iş için hazırlanmış melekler ordusuyla size yardım edecektir. وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ. Bütün bunları Allah niye yapıyor biliyor musunuz? Mümin kullarına müjde olsun diye. Mümin kullarının gönülleri korkudan, tedirginlikten yatışsın, uzaklaşsın diye, moralleri yerine gelsin diye, dik dursunlar diye. وَمَنْ نَصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ الْعَز۪يزِ الْحَك۪يمِ. Yardım, zafer, aziz ve hakim olan Allah'ın katındadır. Değerli kardeşlerim, 3 ayette 3 tane farklı rakam. 1000 kişilik melekler ordusu, 3000 kişilik melekler ordusu, 5000 kişilik melekler ordusuyla Allah'ın yardımı. Allah isteseydi melekler ordusunu göndermeden de yardım edebilirdi. Allah isteseydi hiç savaş olmadan da İslam askerlerini, İslam ordusunu galip kılabilirdi. Ama Yüce Allah savaşı meşru kıldı, iyilerle kötüler ayırt edilsin diye. Allah yolunda mücahede edenlerle dünyevi ihtiraslar için savaşanlar ortaya çıksın diye. Allah şehitleri, gazileri, müminler kazansın diye savaşı meşru kıldı. Ve Yüce Allah aslında bir meleği göndermekle de düşmanı kahredebilirdi. Ama Yüce Rabbimiz 1000 melek, 3000 melek, 5000 melekler ordusuyla yardıma geleceğini bize vaat ediyor ki bu müminlere güç versin. Müminler için bir moral, motivasyon olsun diye. Ve yerlerin, göklerin ordularının sahibi olan Yüce Allah'ın kudreti, erişilmez kudreti bilinsin diye. Bugün Bedir gazvesinin yapılmış olduğu yeri görenleriniz bilir. Orada krokiler çizilmiştir ve iki dağın arasında vadi, o vadi işaret edilmiştir. İşte Allah'ın melekleri indirdiği vadi. Sema ile yerin meleklerle buluştuğu vadi ve o Bedir savaşına katılan kafirler, müşriklerden daha sonra Müslüman olanlar hep bunu itiraf etmişlerdir. Biz Bedir'de tanıdığımız, bildiğimiz insanlarla değil, o güne kadar Arabistan Yarımadası'nda görmediğimiz farklı varlıklarla savaştık demişlerdir, itiraf etmişlerdir. Allah isterse olmazlar olur. Yeter ki kullar Allah'ın yardımını hak edebilsinler. Ona yaraşır kulluk yapabilsinler. Dua ve niyazlarıyla ona iltica edebilsinler. İşte onun için biz de duaya sığınıyoruz. Bir taraftan kardeşlerimiz yapılması gerekenleri o cephelerde, o seratlerde yaparken biz de dualara sığınıyoruz ve tekrar ediyoruz. Diyoruz ki ya Rab, şu kopan fırtına İslam ordusudur ya Rabbi. Senin o uğruna şehit olan ordu budur ya Rabbi. Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyet namın, galip et. Çünkü bu son ordusudur İslam'ın ya Rabbi. Galip et, nusret nasip et, zafer nasip et. Çünkü bu son ordusudur İslam'ın ya Rabbi. Yüce Rabbim yolunda koşturanları, yolunda duranları sabit kadem eylesin.
Ya Rabbi ordumuzu karada, denizde, havada muzaffer eyle. Ya Rabbi bu Necip millete izzet nasip eyle. Ümmetin umudu olan, beklentisi olan bu millete zafer, nusret nasip eyle Allah'ım. Sabah-ı şerifleriniz hayır olsun. Cenab-ı Hak ibadet ve taatlarımızdan razı ve hoşnut olsun. Razı olduğu ve razı olduracağı kullarından eylesin. Amin. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.